Merhaba arkadaşlar, Nevinci Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hakim yaka hırka modelini öreceğiz. Bakın hırkamız bu şekilde 1,5-2 yaşa kadar boyutunda oldu. 1 yaştan 2 yaşa kadar giyilebilir yani. Şu şekilde hakim yakadır. Robası, alt eteği, kolları şeklinde hırkamızı ördüm. Şöyle bakacak olursak kollarını katlıyoruz. Hoş bir görüntü sağlıyoruz. Bu şekilde hırkamızı birlikte öreceğiz. Şimdi kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. Hırkam için kullandığım malzemelerim kartopu Baby One ip kullandım ben. Başka Alize Baby Best, Nako Elite Baby tarzı ipler de kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu ipim 250 metre 100 gram bir iptir. Bu ipimden 3 tane ip kullandım ben arkadaşlar. Boyutu 1,5-2 yaşa kadar uygun oldu. Şu şekilde kollarını katlayarak hoş bir hava verdiğimiz bir hırka oldu. Düğmeleri bu şekilde kullandım. 8 tane düğme kullandık arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu hırkaya mont havasını veriyor bu. Bakın şöyle gördüğünüz gibi üst üste burası geliyor. Düğmelerimizi bu şekilde dikiyoruz ve gerçekten çok hoş, kullanışlı, mont yerine bile geçebilecek bebekleriniz için örmesi de bir o kadar kolay bir hırka oluyor. Kullandığım şişimde şu şekilde misinalı şiş daha kolay örebilmek için 4 numaralı bir şiş kullandım. Eliniz çok sıkıysa 4,5 da kullanabilirsiniz. Pardon, eliniz çok sıkıysa, eliniz çok gevşekse 3,5 da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde benim verdiğim boyutlarda olacaktır. Zaten tüm sayılarını ve boyutlarını tüm ayrıntılarıyla anlatacağım. Yapımı da kolay bir hırka. Bu şekilde malzemelerimiz 8 tane düğmemiz, 3 tane ipimiz ve 4 numaralı misinalı şişimiz var. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi yakadan başlayacağız arkadaşlar. Hırkamızın şöyle göstereyim. Şu hakim yaka yerini yapacağız. Ondan sonra şuralara ilmek atacağız ve roba ayrımlarını yapıp robamızdan artırmalarımızı yaparak örmeye başlayacağız. Şimdi ben şişime 63 tane ilmek attım. Bakın bu şekilde şişime 63 tane ilmek attım. Bu 63 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum ki şu kenarları bakın şöyle diş diş olsun diye bakın daha güzel duruyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi de örerek bitiriyorum arkadaşlar. O zaman bu kenar kısımları böyle diş diş duruyor. Bakın ilk ilmeğimi şu şekilde örerek aldım. Ve haroşa olarak örüyorum. Ben haroşayı bu şekilde örüyorum. Siz nasıl biliyorsanız öyle örün. Haroşayı ters ilmekler olarak örenler de var. Yani nasıl haroşa biliyorsanız öyle örün. Bütün ilmeklerimi, 63 ilmeğimin hepsini bu şekilde sonuna kadar örüyorum. Arka tarafına geliyorum. Orada da yine bu şekilde örüyorum. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim, gelelim. Bu taraftan böyle bitirince tekrar dönünce yine aynı burada ördüğüm gibi tekrar yine o şekilde şöyle göstermek istiyorum. Bakın pardon 5 sıra olana, haroşa sırası olana kadar. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşa sıramızdan sonra ilmek artırma. Yani şu kısımları yaptık. Şimdi bu 5 sıra haroşamı öreyim, geleyim. Evet, söylediğim gibi 5 haroşa sırası olana kadar bakın 2 4 5 iki taraftan da 2 4 5 haroşa sırası olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi burada 8 ilmek artıracağız arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı yavaşça göstereceğim. Şimdi benimle birlikte yapıp öğrenebilirsiniz bilmeyenler için. Bu parmağıma ipimi şu şekilde doladım. Sonra getirdim şu parmağımın üstünden.
Sonra şişimi aldım. Bakın şuradaki ipimiz. Şu ipimizin şöyle altından şişimi taktım. Sonra şimdi şuradaki şu ipimizin şuraya getirdim. Onu böyle altından çevirdim. Parmağımdakileri çıkardım ve çektim. Bu şekilde ilk ilmeğimi attım. Bunun gibi 8 kez yapacağız. Tekrar gösteriyorum. Bu parmağımı bu şekilde doladım. Şu ipim şurada. Şöyle tutuyorum. Sonra şu ipimi getirdim. Baş parmağımdan doladım. Çevirdim. Şu ipimin burasına bu şekilde getirdim. Şişimi şuradaki şu ipimin altından taktım. Şuradaki ipimin de üstüne getirdim. Sonra çevirdim. Bu şekilde parmağımdan çıkardım iplerimi, çektim ve ikinci ilmeğimi attım. Bu şekilde 8 tane ilmek atıyoruz. Benim gibi yapamadıysanız başka bildiğiniz ilmek atma varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Üçüncü ilmeğimi attım. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. 8. 8 tane ilmeğimizi bu taraftan artırdık. Şimdi buradan bu tarafa kadar öreceğiz. 8 ilmek de şu tarafında artıracağız. Yine haroşa olarak şu artırdığım tüm ilmeklerimi öreceğim. İlk ilmeğimi yine bu artırdığımız ilmeklerde ilk sırada biraz zorlanabiliriz. Şu şişimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle haroşa olarak örüyorum. Sırayla hepsini örelim. İlk sıramız attığımız ilmekler olduğu için biraz zorlanabiliriz o 8 ilmeği örerken. Ama diğer sıralarda böyle olmaz. Evet, 3, 6, 7, 8 ilmeğimi artırdıklarımın hepsini ördüm ve sıradaki ilmeklerimle yine haroşa olarak bu şekilde devam ediyorum. Sona kadar tüm ilmeklerimizi örelim. Yine şurada 8 artırma beraber yapalım. Evet, sona kadar ördüm. Bu tarafta ilmek artırmamızı yaptığımız gibi şimdi de bu tarafta yapacağız. Yine 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimizi de bu taraftan da attıktan sonra şu şekilde hepsini şuradaki ilmeklerimizde dahil sona kadar haroşa örelim ve gelelim roba ayrımlarımızı yapalım. Evet, söylediğim gibi bir sıra ördüm geldim, roba sayılarını da belirledim arkadaşlar. Şimdi 63 tane ilmek başlamıştık. 63 ilmeğimizi 5 sıra haroşa ördük. Kenarlardan 8'er tane ilmek artırması yaptık. 63 ilmeğimiz 79 ilmeğe çıktı. 8 buradan 8 buradan artınca. Sonra bir sıra ördük geldik haroşa. Şimdi ben bu şekilde düz tarafındayım. Düz tarafını şöyle anlayabilirsiniz.
hırkayı örerken şuradaki başlangıç ipimiz, ilmekleri attıktan sonra kalan başlangıç ipimiz sol elimizin tarafındaysa, şöyle tuttuğumuzda, bakın şöyle tuttuğumuzda bu taraf düz tarafı demek oluyor ve hep bu sol elimizin tarafındayken artırmamızı yapacağız. Ters tarafından artırma yapmayacağız. Şimdi roba ayrımlarını kaç sayı olarak size söylemek istiyorum. 79 ilmeğimizin 15 ilmeği burası ön için ayırdık, hırkamızın önü için. Arada artırmalardan şu iki, bu 3 ilmeğimiz var, artırmalarımız var kenarlarında. Yani 15 ilmek ön, 3 tane ara, 9 ilmek kol, koldan sonra yine 3 tane ara, 19 ilmek arka, hırkanın arka bedeni için yine 3 tane ara, tekrar 9 ilmek ayırdım kol için, yine 3 tane ara. Bakın aralara bu ilmek hayraçlarından taktım ve aynı baştaki gibi 15 tane diğer ön tarafı hırkamızın. Bu şekilde arkadaşlar sayılarımız 15 önler, 9 kollar, 19 da arka ara ilmeklerimizde 3'er tane. Bu şekilde ayırın ve roba artımlarına başlayalım. Şimdi nasıl artım yaptığımı göstereceğim. Artık robamızı örmeye başlayabiliriz. 25 kez artırma yapacağım arkadaşlar ben. 25 kez artırma yaptığım için 2 yaşa kadar uygun bir bu iple, bu numaralı şişle 2 yaşa kadar uygun bir hırka çıktı. Daha küçük yapmak isterseniz 22-23 artırma da yapabilirsiniz. 1,5 1 yaş civarı, 20 artırmayla 1 yaş, 22 artırmayla da 1,5 yaş olur. Bu da yine 1,5 yaştan 2 yaşa kadar olur zaten. Evet, başlayalım. Yine her zamanki gibi haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde. 15 tane ilmeğimi ilk ön kısım için örüyorum. ilmeğimi ördüm. Ayracımı gördüm. Ayracımı gördükten hemen sonra bir gizli artırma yapıyorum ön için. Şu şekilde yapıyorum gizli artırmamı. Bu şekilde artırmamı yaptım. Artırmamı yaptıktan sonra bu ön kısım için ayracımı alıyorum, takıyorum. Aradaki şu iki ayracım arasındaki 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Bu 3 ilmekler artırmaların ortasındaki 3 ilmekler. Şimdi yine ayracımı alıyorum 3 ilmeğimden sonra, hemen takıyorum. Bakın ayraç arasında bu 3 ilmeklerimiz hep duracak. Takıyorum ve hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Bu gizli artırmamız da kol için. Kol için olan ilmeklerimi, artırmamı yaptıktan sonra 9 ilmeğimi örüyorum. Artırmamızla birlikte 10 oldu. Şimdi bir de bu tarafta, diğer tarafta artıracağız ve kol sayımız 11'e çıkacak. Bu şekilde artırmalar devam edecek. Kollarım için ilmeğimi ördüm. Ayracımı gördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Ayracımı aldım. İki ayracım arasındaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar 3 ilmeğimi ördükten sonra ayracımı takıyorum. Yine ayraç arasında kaldı 3 ilmeğimiz. Hemen bu ayracımdan, bu ayracımdan önce de artırma yapıyorum. Bu ayracımdan sonra da artırma yapıyorum. Hemen bir artırmamı yapıyorum ve arka beden için ayırdığım 19 ilmeğimi örüyorum. Bu artırmamı arka beden için yaptım. Arka beden için 19 ilmeğimizi örelim.
Evet, 19 tane ilmeğimi ördüm ayracıma kadar. Hemen ayracımdan önce yine gizli artırmamı yapıyorum. Alıyorum sağ elimdeki şişimi, ayracımı, aradaki 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ve hemen ayracımı alıyorum. Hemen bundan sonra yine gizli artırmamı yapıyorum. Arka olan ilmeklerimizi de ördük. Şimdi diğer kolumuz için 9 ilmeğimizi öreceğiz. Artırmadan hemen sonra. Evet, kol için 9 ilmeğimi ördüm. Hemen ayracımı görür görmez artırmamı yaptım. Aldım sağ şişimi, aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra tekrar ayracımı alıyorum sağ şişimi ve hemen ayracımdan sonraki artırmamı da yapıyorum. Kol için diğer aman pardon diğer ön için ördüğüm 15 ayırdığım 15 ilmeğimi de artırmadan hemen sonra örüyorum ve ilk roba artımlarını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Zaten hep bu şekilde birinci artırma sıramızı yaptık. Bunun gibi 25 kez artırma yapacağız. Şimdi burası düz yüzüydü. Artırmalarımızı söylediğim gibi sadece düz yüzünden yapıyoruz. Ters tarafından bakın bu başlangıç ipimiz benim sağ elimin tarafında ters tarafı oluyor. Ters tarafından hiçbir artırma, eksiltme yapmadan tüm ilmeklerimizi, şişimdeki tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar sona kadar örüp bitiriyorum tüm ilmeklerimi. Düz yüzünden yine beraber ikinci kez artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ben sona kadar öreyim. Bu ön taraftan yaptığım bakın artırmamı da bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Ayracımı sağ elime yine alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi yine örüyorum. Tekrar ayracımı yine takıyorum sağ şişimi. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan bu şekilde tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüp tekrar ikinci artırmalar için gelelim. Evet, tamamladım. Geldim tüm ilmeklerimi arka tarafından. Şimdi tekrar yine gizli artırmalarımızı hırkamızın düz tarafından yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir kez artırma yaptık. İkinci kez artırma yapacağız. Bu artırmamızı 5 kez yaptıktan sonra 6. kez artırma yapmaya geldiğimizde ilk düğme iliklerimizi açacağız. Orayı da göstereceğim arkadaşlar. Ve artık bundan sonra tüm düğme iliklerimizi her 15 haroşa sırasında bir açacağız. 4 kez düğme iliği açacağız. İkişer, her sırada 2 olmak üzere 15 haroşa sırasında bir 4 kez düğme iliği açacağız. Videonun başında gösterdiğim gibi 8 tane ikişer ikişer her sırada 8 tane düğmemiz olacak. Şimdi ikinci kez artırmalarımızı yapmaya devam edelim. İlk ilmeğimi yine bakın diş diş oluyor buralarda örmeden aldım. Ön için olan 15 ilmeğim bir önceki ilk artırma sıramda bir tane artarak 16'ya çıktı. Şimdi bir kez daha artınca 17'ye çıkacak. Önler her artırma sırasında bir tane artıyor. Kollar ikişer tane, arka ikişer tane her artırma sırasında artıyor. Demin 15'ti. Şimdi 16 ilmek ördüm ve 16 olmuştu artırmayla. Şimdiki artırmamızla kol ilmeklerimiz 17'ye çıktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bakın. Her sırada bir tane artıyor. Ayracımı aldım hemen artırmamı yaptıktan sonra. Aradaki 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ayracımı tekrar aldım. Hemen ayracımı aldıktan sonra kol için olan artırmamı yaptım. Kolda şimdi demin ilk sırada 9
ilmekti. Demin 2 tane arttı. 11 ilmeğe çıktı. Şimdi 2 kez yine sağından ve solundan artırma yapınca sayısı 13 ilmeğe çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde artırmalarımız hep devam edecek. Evet, kol için artırmamı yaptım. Diğer kol için olan ilmeklerimi örüyorum. Ayracımı görene kadar. Ve hemen ayracımı görür görmez kol için diğer artırmamı da yapıyorum. Ayracımı sağ şişime alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı yine sağ, diğer ayracımı yine sağ şişime alıyorum. Ve ayracın diğer tarafındaki arka için, arka ilmeklerimiz için gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi arka ilmeklerim örüyorum. Ayracımı görene kadar. Geldim. Hemen gizli artırmamı yapıyorum. Alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Alıyorum ayracımı yine sağ şişimi ve diğer kolum için ayracımı aldıktan hemen sonraki artırmamı da yapıyorum ve diğer kol için olan ilmeklerimi örüyorum. Geldim, ayracımı gördüm, artırmamı yaptım, hemen aldım sağ şişime aradaki 3 ilmeğimi ördüm, aldım ayracı sağ şişime, hemen ondan sonraki artırmamı da yaptım ve ön için olan ilmeklerimi artırmamı yaptıktan sonra sona kadar örüyorum. İkinci sıra artırma sıramı da tamamlamış oluyorum. Evet. İkinci kez artırma sıramızı da yaptık. Şimdi ters tarafına dönüyoruz. Tüm ilmeklerimizi hiçbir artırma yapmadan haroşa olarak örüyoruz, bitiriyoruz ve düz tarafına dönüp üçüncü kez aynı bu gösterdiğim gibi artırmalarımızı yapıyoruz. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. 5. artırmamız bittikten sonra arka tarafından yine hiçbir artırma yapmadan haroşalarımı örüyorum, geliyorum ve ön tarafında 6. artırma sıramda düğme iliğimizi birlikte açacağız arkadaşlar. Şimdi 5 kez tamamlayalım, 5'e tamamlayalım artırmalarımızı. 6. artırma sıramız için gelelim. Evet, yaptım, geldim. Demin 6. artırma sırasında düğme iliği açacağız demiştim ama arkadaşlar bana sanki 5. artırma sırasında açarsak daha iyi olacak gibi geldi. 4 kez artırmamı yaptım. Ben bu şekilde ilmek ayraçlarımı buraya taktım yerini belli etmek için arkadaşlar. Eğer siz, ben sürekli ördüğüm için bu aradaki 3 ilmeği biliyorum yerlerini. O 3 ilmeği karıştırırım diyorsanız siz bu şekilde ayraçlarınızı çıkarmadan artırmalarınıza devam edin. Ben bildiğim için, yerini artık görebildiğim için bu şekilde rahatsız etmemesin diye elimi taktım. Ama siz devam edin deminki gibi isterseniz. Şimdi 4 kez artırmamı yaptım. 5. artırmama gelince ilmek açmaya karar verdim. Eğer siz 6 kez artırma 5 kez yapıp da 6. sıradaysanız da hiçbir sıkıntı olmaz. Siz o şekilde yapın ve her 15 sırada bir, 15 haroşa sırasında bir yine ilmeklerinizi açın. Ben şimdi burada 4 kez artırmamı yapıp 5. kez artırma için geldiğimde ilmeklerimi açacağım. Beraber şimdi sayılarını belirleyelim. Nasıl yaptığımı göstereyim. İlk ilmeğimi bu şekilde yine alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Şişimi hemen bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Ve şurada ilmeğim açılmış oldu. Bu
Bu iki ilmeğimi ördüm. Şu ilmeğimi birinci ilmeğim sayıyorum. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmek olarak şu ikisini birlikte örüyorum ve dolamadan sonra 10 ilmek örmüş oldum. 2 ilmeğimi birlikte ördükten sonra hemen bir dolama daha yapıyorum. Bu taraftaki düğme iliğimi oluşturmuş oluyorum. Dolamamı yaptım ve burada yine artırma kısmına geldim. Aradaki 3 ilmeğime kadar, yani ayracıma kadar ördüm. Hemen ayracımdan önce, aradaki 3 ilmeğimden hemen önce artırmamı yaptım. Aradaki 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar siz ayracınızı bu şişinize alıyorsunuz. Hemen ondan sonra tekrar 3 ilmekten sonra yine bir artırma yapıyorsunuz. Ve kol için ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Düğme iliğimizi de 15 kez haroşa ördükten saydıktan sonra, mesela 1 2 3 4 5 haroşa sırası var burada. Bunun gibi 15 haroşa sırası olduktan sonra, şu düğme iliğimizi açtıktan sonra ikinci ilikleri açacaksınız. Şimdi kol için artırmamı yapacağım. Tekrar bir kez daha göstereyim nasıl yaptığımı. Aradaki 3 ilmeğime geldim. Bu taraftaki artırmamı yaptım. Aradaki 3 ilmeğimi ördüm ve diğer tarafındaki artırmamı yaptım. Bu şekilde arka beden için ilmeklerimi örüyorum. Bu taraftan yine 5. sıra, siz 6.ysanız 6. sıra artırmalarımızı yapıyoruz. Tekrar yine ters tarafından tüm ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. Ve bunu 25 kez tekrarlıyoruz. Yani 25 artırma yapıyoruz. Ondan sonra artık kol için ayrımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ve kollarımızı örmeye başlayacağız. Şimdi robamız için 25 kez artırmamızı yapalım. Söylediğim gibi düğme iliklerini açmayı unutmayalım sırası geldiğinde. Ve robamızı tamamlayalım. Gelelim. Evet, söylediğim gibi 25 kez artırmamı yaptım, geldim arkadaşlar bu şekilde. Şu artırma yerimden size ölçü vermek istiyorum. 25 kez artırmam benim kaç santim olduğunu göstermek istiyorum. Yakaya kadar bakın 15 santim olmuş artırma kısmım. Bu şekilde 25 artırmamı bitirdim. Şimdi hırkamın ön yüzündeyim. Hırkamın ön yüzünden şimdi kol ayrımını yapacağız. Kolları örmeye başlayacağız arkadaşlar. Burada şimdi ilk önce bu düğme ilik olan ön kısmı şu 3 ilmeğimize kadar örüyoruz. Aradaki artırma kısmına kadar örüyoruz. Ben ayracımı artırma yerini görebildiğim için, bildiğim için çıkarmıştım. Yani siz ayracınıza kadar örüyorsunuz eğer çıkarmadıysanız. Ön kısmı şimdi örelim tüm ilmekleri kola kadar ve kol ayrımını yapalım. 15 haroşa sırası ördükten sonra ikinci düğme iliğimi de açtım ben buradan. Yine kontrollü bir şekilde örüyorum. Şurası 15 haroşa sırası olunca üçüncü kez düğme iliklerimi açacağım. Şimdi aradaki 3 ilmeğimize kadar örelim ve kol ayrımını yapalım. Artık artırmalarımız bitiyor. Kollarımızı öreceğiz. Şimdi 3, şöyle kontrol şekilde öreyim. Evet. 3 ilmeğime geldim. Şuraya, şu aradaki 3 ilmeğime geldim. Burada hemen şimdi burada bir tane artırma yapıyorum son kez. Bu da beden kısmı için daha rahat olsun diye.
Buradaki 3 ilmeğimin 2 ilmeğini şu ön kısma, düğme ilik olan ön kısma katıyorum. Kalan bu 3 ilmeğin kalan 1 ilmeğini de kola katıyoruz arkadaşlar. Bakın şu aradaki 3 ilmeğin şu kalan son 1 ilmeği kola katıyoruz. Şimdi şu kolu öreceğiz. Ben şimdi daha rahat örebilmek için başka bir 4 numaralı şiş edindim. Bunu bu şişimde bırakıyorum. Bunu da diğer şişimle örüp şu diğer şişimle kolu devam edeceğim. Şişlerim de bu arka ve ön kısımda duracaklar. Kolu da rahat bir şekilde öreceğim. Varsa eğer bu şekilde örebilirsiniz. Yoksa şişinize devam edebilirsiniz. Ama başka bir 4 numaralı şiş edinmeniz daha sizin için kolaylık olur. Şimdi illa misinalı olmasına gerek yok. Bu şekilde normal 4 numaralı bir şiş de olur. Evet, bu artık kollar bittikten sonra örülecek olan tarafımız. Şimdi kolumuzu örüyoruz. O bir ilmeğimizi kattık buraya. Kol için olan tüm ilmeklerimi örüyorum. Yani şuradaki şu 3 ilmeğimize kadar öreceğiz. Orada da göstereceğim ne yapacağımızı. Diğer şişime de geçtim. Onunla devam ediyorum. Şöyle bu. Şöyle dursun. Evet, kol için olan ilmeklerimizi aradaki 3 ilmeğimize kadar ördük. Bakın şu 3 ilmeğime ara 3 ilmeğine geldim. Şimdi ara 3 ilmeğinin bir tanesini yine buradan kola katıyorum. Şu 2 tanesi de arka beden için kalıyor. Ya, bu şişimiz de yine burada kalıyor. Bu kendi ördüğümüz şişimiz artık kenarlarda kalıyor. Kolay bir şekilde örebilmek için kola ben şu şekilde başka bir şiş taktım. Ters tarafına dönüyorum. Kol haroşalarını örmeye başlıyorum. Artık bu kolumuz bittikten sonra diğer kolumuzu öreceğiz. Şimdi bu kolumuz için aynı sadece kol ilmeklerini bu şekilde haroşa olarak örüyoruz. Bakın. Sadece kol ilmeklerimizi öreceğiz şimdi. Kol ilmeklerimi 10 sıra haroşa olana kadar, pardon, 12 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Her 12 haroşa sırasından sonra 13. haroşa sırasında kesme yapacağım arkadaşlar. 2 ilmek keseceğiz başta ve sonda. Şimdi bu şekilde sadece kol ilmeklerini örerek 12 sıra haroşa sırası örelim. Gelelim ve kesmemizi yapalım. Kesmeden sonra yine kolu örmeye daha devam edeceğiz. Sonra bir kesme daha var. 2 kez kesme yapacağız. Her 12 haroşa sırasında bir 2 kere kesme yapacağız. Onu da tüm aşamaları göstereceğim. Bu şekilde kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, bakın. Hepsini ördüm. Döndüm bu tarafa. Gördüğünüz gibi sadece kol ilmeklerini örüyoruz. Yine şimdi
hepsini şuranın öreceğim. Bu şekilde arka ön olmak üzere haroşa şeklinde. Bakın birinci haroşa sıramızı ördük. Bunun gibi 12 haroşa sıramız olunca tekrar geleceğiz ve kesmemizi, ilk kesmemizi yapacağız. Şimdi ben 12 haroşa sıramı tamamlıyorum. İlk kesme için geliyorum. Evet, kolumu söylediğim gibi bu şekilde 12 haroşa sırası ördüm, geldim arkadaşlar. Şimdi bir bu kenardan bir de bu kenardan kesme yapacağız. Beraber onu yapayım, göstereyim. 12 haroşa sırasını ördüm. Bu şekilde düz tarafından yapıyorum. 13. de geçince kesmemizi yapıyoruz. Buradaki birinci ve ikinci ilmeğimizi bu şekilde birlikte örerek ilk kesmemizi yaptık. Sonra sona kadar tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Koldaki tüm ilmeklerimizi, yani şu sona kadar örüyoruz. Şuradaki kesmemizi de yapacağız. Oraya kadar, son iki ilmeğimize kadar örelim, gelelim. Evet, son iki ilmeğime geldim. Bu son iki ilmeğimde baştaki iki ilmeğim gibi birlikte örerek bu şekilde kesmemi yaptım. İki ilmek eksildi şimdi arkadaşlar. Şimdi 12. sırada, 12 haroşa sırasından sonra kesme yapmıştık. Tekrar bir kez daha kesme yapacağız. Onu da bu baştan saydığımızda 25 haroşa sırası olduğunda, 26.ya geçtiğimizde aynı bunun gibi tekrar baştan ve sondan ikişer ilmeğimizi örerek ikinci kez kesme yapacağız ve kolda başka hiçbir kesme yapmayacağız ondan sonra. Şu baştan şimdi 12 saydık. Sonrakinde baştan 25 sıra olduğunda yapacağız. Kol boyumuzun tamamı 25 haroşa sırasından sonra kesme yaptıktan sonra, ikinci kesmemizi de bitirdikten sonra, bu baştan saydığımızda 49 haroşa sırası ördüm ben. 49 haroşa sırası ördükten sonra kolumu kapattım. Yani toplamda 49 haroşa sırası öreceksiniz. Ya da benim şişiniz ya da ipiniz benimkinden daha ince olabilir. 49 haroşa sırası az gelebilir. Ya da fazla gelebilir. Ben o yüzden size şimdi ölçü vereceğim. Bu 49 haroşa sırası kaç santim olmuş, ona bakalım. Sayıya uymazsınız da santim olarak uyarsınız. Sizin için daha kolaylık olur. Benimki kadar örmek isterseniz. Bakın, şu kol altından şöyle kol boyu şöyle kıvırıyoruz ya, kapatıyoruz. Aslında kol boyumuz kapattıktan sonraki olan boy. Ama toplamı şöyle baktığımızda 21 santim. Kol altından, şu kol altından ölçtüğümüzde kol boyum 21 santim olacak kadar ördüm. Şöyle örmeye başladığımda, yani 49 haroşa sıram benim 21 santim olmuş. Siz de 21 santim örmek isterseniz benimki kadar, kaç sıra örmeniz gerekiyorsa 21 santim olana kadar o kadar örün, ya da söylediğim gibi 49 haroşa sırası örün. Şimdi söylediğim gibi ikinci kez tekrar kesmenizi de yapın 26. sırada ve toplamda söylediğim santime uyarak kol boyunu bitirelim. Bitirdikten sonra kol için ilmeklerimizi kapatıp diğer kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Ben şimdi bitirip geliyorum. Evet, kol ilmeklerimi ördüm, geldim arkadaşlar. Söylediğim sayıda şimdi ilmeklerimizi kapatacağız ve diğer kolumuza nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. İlmek kapatmamızı da göstereyim. İlmeklerimizi hırkamızın düz tarafından kapatıyoruz. Bu tarafı düz tarafı, yani düz tarafındayken ilmek kapatması yapıyoruz. Şimdi şu şekilde şöyle ikisini birlikte ördüm, bakın. Sonra takıyorum
sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime ve taktığım ve yanındaki ilmekle birlikte bu şekilde ikisini birlikte örerek kapatıyorum. Yine takıyorum ve ikisini yine birlikte örerek bunları gevşek tutuyorum ki kol kasmasın arkadaşlar, sımsıkı olmasın. Böyle kıvıracağız ya, şöyle kıvırdığımız zaman daha düzgün durması için bu kapatma ilmeklerimi şu şekilde gevşek bırakıyorum. Bakın şu şekilde sıkarsak düzgün durmaz, sımsıkı olur bilek kısmı. O yüzden oldukça rahat bırakarak ilmeklerimi şöyle ilmek kesimini yapıyorum. Bakın böyle tüm ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım, ipimizi keselim ve diğer kolumuza nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Şimdi ben kapatıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi kapattım, geldim. Bakın arkadaşlar, kolumu şu şekilde ilmeklerimi kapattıktan sonra şöyle bir miktar ip uzunca bıraktım ki sonra kolumu dikerken bu ipimle şu ipimin ucuna iğnemi takıp kolumu bu şekilde dikeceğim. Şu şekilde kolumuz da bitti. Şimdi şu şişimizi kenara bir alalım. Bu şişimle yine diğer kolumu da örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle kolumuzdan artık ilmeklerimizi kapattıktan sonra buradaki hazır olan şişlerimle ipimi alıyorum. Düğme iliği olan tarafta bu şişim takılı zaten. Bu şişim de bu tarafta. Bu şekilde düz tarafından, kırkanın düz tarafı bana bakacak şekilde şu arka beden kısmını örmeye devam ediyorum. Bakın şurası kol, şu arka beden, şu kola kadar tüm arka bedenin ilmeklerini öreceğiz. Aradaki 3 ilmeğe kadar şuradaki. Sonra kolumuza geçeceğiz. Diğer kolumuzu örmeye geçeceğiz. Diğer kolumuza geçmek için arka bedendeki ilmeklerimizi örerek geçiş yapıyoruz. Şimdi arka bedenin ilk ilmeğinden bu şekilde şöyle ilmek çıkardım. Bunu şu şekilde şöyle düğüm yapıyorum. Bu ipimizi hırkanın arka kısmından, şu ilmeklerin arasından geçirerek saklayıp o şekilde sabitleyin arkadaşlar. Yani çıkma, kayma yapmasın bu ilmek. Tığ yardımı ile şu ucu, yani düğüm yaptığımız ucu böyle ilmeklerin arasından saklayarak gizleyebilirsiniz. Daha sağlam olacaktır. Bu şekilde örüyoruz arka beden için ilmeklerimizi. Kol kısmına gelene kadar, yani koldan önceki o aradaki 3 ilmeğimize kadar tüm ilmeklerimi örüyorum. Şu aradaki 3 ilmeğime gelip sonra oradaki artırmamızı yapıp kolu, diğer kolumuzu örmeye başlayacağız. Ben şimdi öreyim geleyim aradaki 3 ilmeğime kadar. Evet, ördüm arka bedendeki tüm ilmekleri. Şimdi bu aradaki artırma önünden ve arkasından artırma yaptığım 3 ilmeğime geldim. Bu 3 ilmeğimi örmeden önce hemen önünden yine bir tane şu şekilde bir gizli artırmamı yapıyorum. 2 tane ilmeğini örüyorum bu. Aradaki 3 ilmeğimin 2 ilmeğini arka bedene katıyorum. Kalan o 3 ilmeğin bir tanesini de diğer kolumda yaptığım gibi bu koluma katıyorum. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Artık bu şişim burada kalacak. Kolumu rahat örmek için yine yedek şişimle devam ediyorum. Bu bir ilmeğimizi kola katarak bu şekilde kol ilmeklerimizi haroşa olarak yine örmeye başlıyoruz. Yine şuradaki
Şu diğer önümüzden önceki şu aradaki 3 ilmeğimize kadar tüm kol ilmeklerimizi örelim. Buradaki 3 ilmeğimizin de bir ilmeğini yine kola katıyoruz. 2 ilmeğini öne katıyoruz ve sonra artık bu kolumuzu örmeye devam ediyoruz. Aynı diğer kolumuz gibi 12 haroşa sırası ördükten sonra 13. sırada kesme yapıyoruz. Diğer kolumuzda yaptığımızın aynısı gibi. Sonra tekrar 25 haroşa sırası olduğunda yine diğer kolumuzdakinin aynısı gibi ikinci kez kesme yapıyoruz ve kolumuzu 49 haroşa sırasına ya da verdiğim ölçüye tamamlayarak tüm kol boyunu örüyoruz ve bu kolumuzu da bitirip artık alt bedeni örmeye başlayabiliyoruz. Bu kolumuzu da bu söylediğim gibi aynı diğer kolumuz gibi öreceğiz, tamamlayacağız. Evet, geldim aradaki 3 ilmeğe. Bu şekilde aradaki 3 ilmeğe geldim. Söylediğim gibi bu 3 ilmeğin bir tanesini yine bu taraftan kola kattım. Kalan 2 ilmek ön için kaldı arkadaşlar. Bu şişimiz artık duruyor. Ben bu aldığım yedek şişime aldığım kol ilmeklerimi artık diğer kolum gibi verdiğim sayılar gibi örmeye başlayabilirim. Bu şekilde sadece kol ilmeklerimizi örüyoruz yine. Bu kolumuzu da tamamlayıp kesmelerimizi de unutmayıp diğer kolumuzun sayıları gibi tamamlayıp ilmeklerimizi kapatıp gelelim. Evet. Şu şekilde kol ilmeklerim bu şişimde devam edeceğim. Sonra bitireceğim ve artık alt bedeni örmeye devam edeceğiz. Evet, ben bu kolumu da tamamladım. İkinci kolumuz da tamamlandı, bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde aynı söylediğim gibi diğer kol gibi bitirdik. Diğer kolumuz da şu şekilde uzunca ip bıraktım. Sonra dikmek için şöyle bitirince ilmeklerimi kapatınca şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle robamız ve kollarımız tamamlandı. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi artık alt bedenini ineceğiz arkadaşlar. En son kol dikişlerimizi yapacağız. Alt bedenin ilmeklerini kestikten, kapattıktan sonra ve kol kesimlerimizi yapıp düğmelerimizi dikip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi artık alt beden örümüne geçelim. Şu kolumuzu en son bitirmiştik. Arka bedeni örmüştük. Bu kolumuzu örmeye başlamıştık. Ve şu önü örerek devam edeceğiz. Artık hep haroşa olarak alt bedeni ineceğiz. Onu da şöyle geçiş yapacağız şimdi. Kolda ipimi kestim. Yeni ip takacağım. Şöyle içinden şu öndeki düğme iliksiz olan ön olan kısmındayız. Düğme iliği olmayan öndeyiz. Şöyle ipimi takıyorum. Söylediğim gibi bu ipi sonra içten tığ ile haroşaların arasından ters tarafından içe yedirebiliriz kaçmaması için. Şimdi artık alt bedeni örmeye başlıyoruz. Alt bedeni kaç sıra öreceğimizi de söyleyeceğim. Santim olarak da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sona kadar haroşalarımızı örelim. Artık alt bedeni örerken de her 15 sırada bir düğme iliği açacağız. Toplamda 8 tane düğme dikeceğiz. Her
düğme ilik kısmında iki tane düğme iliğimiz var. Yani şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kez daha düğme iliği açacağız. Yani 4 tane düğme iliği açacağız. Ve toplam 8 tane düğme dikeceğiz. Alt bedenimizi örmeye başladık. Evet. Şimdi şişimizde bakalım. Bakın, tüm alt bedenimiz şişti. Dönüyoruz ters tarafına, yine aynısı gibi tüm ilmeklerimizi, şimdi şu koltuk altı da birleşecek zaten, şu kol altı örünce orası da birleşecek. Şöyle öreyim ben, size göstereyim orayı da, şu kol altına kadar örelim kolay bir şekilde. Orada da zaten geçiş yapınca kolay bir şekilde orayı da zaten birleştirmiş oluyoruz. Zaten sonra kol dik kollarımızı dikerken kol altını da dikişimizle düzgün bir şekilde bir kez daha tutturmuş olacağız. Bakın tüm ilmeklerimi artık kol örmüyorum, roba örmüyorum. Sadece hırkanın alt beden kısmını, hiçbir artırma eksiltme yapmadan alt beden kısmını örüyoruz. Öndeyim şu anda. Hırkanın ters tarafındayım. Ön bedenindeki ilmeklerimi ördüm. Bakın şimdi arka bedeni ilmeklerine geçtim. Arka bedenin ilk ilmeğini ördüğüm zaman artık önlerle arka beden birleşmiş oldu. Bu şekilde hep haroşa öreceğiz artık. Hiçbir artırma eksiltme yok. Bu şekilde arka bedeni de sona kadar örüyoruz. Bakın burada yine diğer düğme ilik olan ön kısma geçiş sağlıyoruz. Burada da örünce yine orası da birleşecek. Tekrar düz tarafından yine haroşa, ters tarafından yine haroşa şeklinde alt bedeni ineceğiz. Alt bedeni de şu hırkamda göstereyim. Bakın bu şekilde düğme iliklerimiz arkadaşlar. Biz şu anda 2 sırayı açtık. 15 sıramız dolunca 3. şu ikiliyi açacağız ve tekrar 15 sıra olunca şu ikiliyi açacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra düğme iliği açacağız. Boyumuzda kol altından şuradan saydığımda 50 sıra haroşa ördüm. Onun santimini de vermek istiyorum. Benim 50 sıra haroşam kaç santim olmuş bakalım? 24 santim. Şöyle görünmüyor sanırım. Şöyle göstereyim. Kol altından ölçtüğüm zaman bakın 24 santimlik bir alt beden örmüşüm. 50 haroşa sıram benim 24 santim olmuş. Siz de 24 santim örmek isterseniz 24 santim olana kadar haroşa örün ya da benim gibi 50 sıra haroşayla tamamlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Şimdi ben 50 sıra haroşamı tamamlıyorum ve düğüm ilmeklerimi aynı şu kolda gösterdiğim gibi kapatıyorum. İlmeklerimi kapattıktan sonra kol dikişlerim ve bitirmek için beraber kol dikişlerimizi yapmak için geliyorum. Dikişi nasıl yaptığımı da göstereceğim. Sonra düğmelerimizi dikip hırkamızı tamamlıyoruz. Evet, hırkamın alt bedenini söylediğim sayıda tamamladım. İlmeklerimi de şu kolumda gösterdiğim gibi nasıl kapattığımı göstermiştim kolumu. Aynı bu kolumu kapattığım gibi şimdiki ilmeklerimi de kapattım, bitirdim arkadaşlar. Şimdi kol dikişini göstereceğim ve hırkamızın düğmelerini dikip hırkamızı tamamlayacağız. Dikişini ben ters tarafından yapıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle tersini çevirelim. Düğme iliklerimi kapattıktan sonra ben
uzunca bırakmıştım ipimi dikiş için. Bu şekilde ters tarafından şöyle gösterelim. Bakın. Şimdi burada karşıdaki bu diş diş olmuştu ya şunlar. Bunlardan karşılıklı dikiyoruz arkadaşlar. Böyle. Karşılıklı bakın. Bir bu taraftaki bir bunun hemen karşısındaki dişlerden çıkarıyoruz ve hiç dikiş yaptığımız o şekilde dikince belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın karşılıklı alıyorum. Şuradaki şu dişleri karşılıklı alıyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın iğnemi çok sıkmıyorum. Dikerken de bu ipimi normal bir şekilde dikiyorum. Bu şekilde sona kadar dikiyoruz. Bu şekilde. Bakın. Düz tarafından da gayet güzel bir dikiş oluyor. Şu kol altına kadar dikince bu kol altında da toparlamalarımızı yapabiliriz. Yani şöyle delik kalmayacak şekilde düzgün bir şekilde birkaç kez geçerek kol altı toparlamasını da yapıp kol dikişlerimizi de tamamlayalım. Düğmelerimizi dikelim ve hırkamızı tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet, hırkamız bitti arkadaşlar. Kol dikişlerini yaptım. Düğme yerlerini de belirleyip diktim. Düğme iliklerinin olduğu yerlere denk getirerek bu şekilde kollarımı şöyle geriye doğru katladım ve hoş bir görüntü oldu. Düğmelerimi bu şekilde diktim ve hırkamızı tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, bitirdikten sonra güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.